Ne yapacağım? Bana bakıyor. Bana da bakıyor. Niye biliyorsunuz defa? Hem? Niye biliyorsunuz? Ay bir de soruyor ya. Başka kuaför, daha önce kuaföre gittin mi sen? Ya daha önce kuaföre gittiniz mi? Kuaföre gittim tabii ki. Dalga geçiyorsunuz bana. Abi bir arabasız mı gittiniz yoksa teknisiz mi gittiniz? Beyefendi siz iyi misiniz? İyiyim. Arkadaşlar şimdi bazı şakalarımız oluyor ki çok talep ediyorsunuz. Abi bunu ikinci, üçüncü versiyonunu çek diye biz de kırmayıp çekiyoruz. Şimdiki şaka onlardan bir tanesi. Tipe bak diye bir şakamız vardı. Çok tuttu, çok taşınız. Onun ikincisini çekmeye bugün hazırlandık. Bir kuaförde olacak şaka. Şaka başlamadan önce hemen belirteyim. Yaz yaklaşıyor. Fit olmamız lazım değil mi? Spor yapmamız lazım. Yani spor her zaman yapmamız lazım da hani ne yapıyor insanlar yaza doğru biraz daha zayıflamaya plajlarda daha böyle şık durmaya çalışıyorlar. Şimdi konuşmamdan sonraki 10 saniyelik fazla değil 10 saniyelik reklamı izleyin. Hakikaten çok büyük bir fayda göreceksiniz. Ben oturduğum yerde böyle hırıl hırıl ter döktüm. Ben giyindim baktım hakikaten sağlam reklamdan sonra da hemen reklamdan kaçmayan çünkü çok önemli. 20 saat, 30 dakika koşacağına 10 dakika koşmanız yeterli oluyor bu eşofmanlarla. Evet. Ve ardından şakamız. Arkadaşlar müthiş bir kıyafet bu. Şu giymiş olduğum termal sauna eşofmanı. Yani oturduğun yerde kilo verebiliyorsun. Sahillerde orada burada koşmana gerek yok. Ha koşarsan daha iyi ama 30 dakika koşacağına bununla 10 dakika konuş 6 kat daha fazla kalori veriyorsun. Hoş geldiniz. Daha çok fazla. Ne yapacağız? Ne yapacağım? Bana bakıyor. Bana da bakıyor. Nasıl çekelim? Düz mü, kıvırcık mı? Düz. Düz istiyor. Düz mü istiyor? Kaldıyı sayalım şöyle. Tamam öyle kalsın yeterli. Niye biliyorsunuz Beyefendi? Hem? Niye biliyorsunuz? Ay bir de soruyor ya. Başka kuaför, daha önce kuaföre gittin mi sen? Ne yaptılar size? Nasıl mı yaptılar? Yani aldılar mı sizi içeriye? Fön çektiler mi size? Ne diyorsunuz ya? Ya daha önce kuaföre gittiniz mi? Kuaföre gittim tabii ki. Dalga mı geçiyorsunuz bana? Abi bir arabasız mı gittiniz yoksa teknisiz mi gittiniz? Beyefendi siz iyi misiniz? İyiyim. Hayır diyorum ki diğer kuaföre tek başına mı gittiniz? Yanınızda biri vardı onu mu getirdiniz yoksa? Tek başına gidiyorum genelde kuaföre. Beni mi çekecek misiniz? Çeksem ne olacak ya? Ay çektim açık. Açık. Tipe bak ya. Ya bu tipe bak ben çeksem ne olacak? Aa! Aa! Ne oldu? Aa! Dur fön çekiyor sana. Bu ne biçim şey? Ne ya? Dalga mı geçiyorsunuz? Yok efendim biz yeni giren müşteri bize böyle şaka yapıyor. Buyurun oturun oturun. Yaptın mı? Nereye gidecek miymiş? Ha bir de kalsaydı fön çekseydik. Kime çıkardı? Ay sen? Ne biçim yargı? Niye biliyorsunuz? Manyak mısınız siz? Efendim? Gülümüşek gibi değil ki ya. Yok ya arkadaş. Ya. Ya. Baktım saçının açılıyor mu çok. Karışmış mı diye baktım da açılıyor. Ben siz için bir açarsam gülümüşek. Siz hakikaten fön çektirecek misiniz? Fön çektirmeye geldim. Ne diyor? Fön değil mi burası? Evet. Tamam. Ne bakıp gülüyorsunuz bana? Bakla gülme. Siz evli misiniz? Sana ne?
Bekar mısınız? Sana ne? Sevginiz var mı? Sana ne? Yani sevimli mi olmama sana? Çok komik. Tipe bak, fırın çektirecekmiş ya. Ya sen fırın çeksen ne olacak mı sana? Ay, adres gibi böyle bir şey karışıyor ki ya, ya sen fırın çekecekmişsin. Adam onu aldı, tamam mı? Abi işsizler. Bir de kırılıyor. Baksana. Gitme başla kuaföre. Almazlar. Gitme başla kuaföre. İyi misiniz siz ya? Almazlar. Almazlar sizi. Yani saç sonmaktan çıkmış sandalına dönmüş. Şaka yapmıyoruz ama o saça kimse fön tarağını bulmuyor. Efendim şu tarak 1000 lira. O saça vurursam bu olur 50 lira. Saç değil bildiğin samanlık. Tipe bak ya. Bir de fön çekecekmiş. 1000 lira şu tarak. Baksana, şeye git, o ileride erkek kuaförü var. Bir de büyük tıraş olursun. Tabi. Hadi de bakıyor ya. Ne oldu? Bir daha beni yardımcı şikayet. Ne olur gel. Lütfen. Geliyor. Ne unuttunuz? Bir daha gelmeyeceğim demişti değil mi? Hani gelmeyecektim bir daha. Dışarı gittik, gönlünü aldık ama biraz zor oldu çünkü hala gergin. Çünkü laflar size değildi. Laflar hani şaka gereği kullanılmış sözcüklerdi. Siz çok güzel bayansınız. Tekrar özür diledim ama bir de seyircilerimizin önünde sizden bir özür dilemek istedim. Tekrar özür dilerim. Biraz zor ikna etti sizi. Hala da hazmetmiş değilsiniz. Farkındayım hala. Evet. Gergin. Ay bunlar niye gülüyorlar ya bana? Yalnız bakışlar çok komikti. Ben numaradan güleceğim ama böyle cidden gülmeye başladım. O şaşkınlığınıza verdiğiniz tepkiye bayıldım orada. Neyse kameramızı sıradan gösterdik. Çünkü şaka olduğuna inanmadı. Biz içeri kameraya gösterdik. Ondan sonra inandı şaka olduğuna. Neyse beni sallayalım. Geçmiş olsun. Evet nefes alamıyorum. Yani nefes alamıyorum. Şu an çekecek olduğum reklamın filmi için nefes alamıyorum. Şimdi niye? Söyleyeceğim şimdi yaz geliyor. Hepimizin en büyük derdi ne? Çoğumuzun çoğu derdi. Hele yaz yaklaşırken zayıflamak. Kimimiz üşeniyoruz spor salonuna gitmeye, kimimiz üşeniyoruz koşmaya. Hatta evdeki koşu vardığında bile koşmaya üşeniyoruz. Arkadaşlar müthiş bir kıyafet bu. Şu giymiş olduğum termal sauna eşofmanı. Yani oturduğun yerde kilo verebiliyorsun. Sahillerde orada burada koşmana gerek yok. Ha koşarsan daha iyi ama 30 dakika koşacağına bununla 10 dakika konuş 6 kat daha fazla kalori veriyorsun. Çünkü gümüş kaplamalı termal eşofman takımı bunlar. Adı diğer ismi de sauna eşofmanı. Yani 1 saat yürüyüş yapacağınıza 10 dakika yürüyüş yapın. 6 kat daha fazla siz söyleyin kalori yakıyorsunuz. Toksin atıyorsunuz. Yani üşeniyorum. Spor salonu ekliyor, üşeniyor, zamanım yok diyorsanız giyinin bu kıyafetleri, şurada kitap okurken bile harıl harıl terliyorsunuz zaten. Bir de diğer ev işleri. Evi temizlerken, evde süpürken, bir de temizlik yaparken, bulaşık yıkarken, televizyon izlerken, koşu bantında yarım saat koşacağına 15 dakika. 15 dakika koşacağına 7,5 dakika koşsanız yine aynı kalori, aynı toksinleri 6 kat daha hızlı atabiliyorsunuz. Yani arkadaşlar yaza girmeden plajlarda böyle fit görünmek için, artı sağlık için tabii en önemlisi giydiğimiz kıyafetin de bize yakışması için derhal bu fazla kilolardan arınmanın en kolay yöntemi. Bu numarayı gönül rahatlığıyla arayın arkadaşlar. Oturduğunuz yerden paşalar gibi zayıflayın.